Öncelikle aslında kitlesel afetlerde toplumsal da tepkiler bekliyoruz belki. Yani toplumsal yukarıdan aşağı doğru da aslında hisler, duygular ve idari kısım da geliyor diye bir önceki seminerde ya da açılış konuşmasında da bahsettik. O yüzden böyle çok kısa belki bir dakika toplumsal olarak nasıl tepkiler bekliyoruz diye başlayıp onun sınıf içerisinde yani toplumsal, okul, öğretmen, öğrenci ve bireye kadar getireceğiz bu sunumda. Daha çok aslında böyle büyük bir afetten sonra şok, depresyon, yas tepkisi beklediğimiz tepkiler toplumsal düzeyde de yetersizlik, mevcut idari görevlerde bulunan liderlere güvenin azalmış olması, karışıklık ve sosyal kargaşa hali. Yani şu anda aslında oradaki bölgeyi de düşünürseniz orada da şu anda işte yağmacılar var, yakalanıyor, kim yakalıyor, sivil bir inisiyatif mi yakalıyor vesaire. Yani bu kargaşa, bir karışıklık hali, öfke, suçlama, herkes farklı bir grubu suçlayabiliyor. İşte binayı yapan, izin veren, orada yağmacılık yapan herkesin öfkesi gerçekten çok yüksek ve bir grupların ya da kişilerin birbirini suçlama hali yoğun. Genellikle bu böyle durumlarda tabii suç oranlarında artış beklenen şeyler ve bir anda farklı ideolojilerin ortaya çıkışı tabii bu kadar yoğun bir gündemde. Çünkü mevcut kontrol odağı yerinden oynadığı zaman aslında afetler sağlıklı olarak düşüncelerimizde çarpıttığımız ya da inkarda bulunduğumuz böyle ölüm gibi, yaşamın sonlanacağı gibi gerçekleri de bir yerinden oynatıyor. Aslında bunlar sağlıklı çarpıtmalar dediğimiz, yani işte benim başıma gelmez, hiç ölmeyecekmiş gibi hissetmek ya da bazen bu tarz felaketlerin, afetlerin, kazaların kişinin kendi başına geleceğiyle alakalı durumu biraz yok sayması. Aslında bu sağlıklı dediğimiz kısımda bu olmasaydı her an öleceğimizi düşünsek zaten hani bir üretimde bulunmak, anlamlı ilişkiler geliştirmek de çok zor. O yüzden burada bu güven ve mevcut düşünce sistemimizin yerinden sallanması ve bunu genellediğimiz zaman her şeyi baştan sorgulamaya başladığımız ve her şeyin bir karmaşaya doğru gittiği bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden de bir meydan okuma durumu da mevcut aslında her türlü inancımıza. O yüzden de ideolojilerin de ortaya çıktığı bir nokta. Yani işte bu dinle ilgili olabilir, siyaset durumla ilgili olabilir, sosyal ilişkilerle ilgili. Yani her şeyi tekrar tekrar baştan açıp kapadığımız defterlerin olduğu bir dönem aslında. Çünkü dünyada ya güven inancımızın temelden sarsıldığı bir dönem. O yüzden de doğal olarak oluşan popüler liderler var yükselen. Şöyle bir konuşulan grupları gözünüzün önüne getirirseniz mesela işte bir takım gruplar bir işte rock şarkıcısı Haluk Levent vesaire gibi hani şöyle bir göz önünde getirdiğiniz zaman bunlar tekrar böyle bir toplumda öne çıkan isimlerin değişmesi beklediğimiz durumlardan biri. Yine birincil bağlantılarda sosyal parçalanma dediğimiz yani genel ilişkilerde kopuşma, ayrışma ve kimin lider olacağı konusunda gruplar arasında çatışma. Böyle baktığınız zaman aslında belki son 10-15 gündür yaşadığımız süreçle ilgili daha önceki afetlerde ya da felaket durumlarında toplumsal tepkilerin çok benzerlerinin içinden geçtiğimizi görebiliyoruz.